Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Seraya gittiğimde aldığım çiçekleri çekmek istedim. Bu şekilde bir karanfil aldım. Aslında tam rengi çıkmıyor şu anda. Bordo renginde arkadaşlar. Renk harika. O kadar müthiş güzel bir rengi var ki. Kokulu karanfil. Çok hoşuma gitti bu. Bundan aldım. Mine çiçeği aldım. Mine çiçeği de epeydir istiyordum. Aslında bir tane de mor rengini istiyordum ama artık tabii ki bu sefer de hiçbir yere yine sığdıramayacağım. Sadece o yüzden bu rengini aldım. Arkadaşlar çok tatlı, çok güzel bir kırmızı. Sarkan türüymüş bu da. Mine çiçekleri de çok çabuk çoğalan türlerden arkadaşlar. Çok fazla çoğalıp sarkıcı türlerden. Bunların saksı değişimlerini yapacağım. Yapmadan önce çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bir hayli soru alıyorum. Yine seradan aldığınız çiçekler konusunda. Üstünde çiçekleri bile olsa ben saksı değişimi yapıyorum arkadaşlar. Hemen çünkü toprakları çok iyi olmuyor. Saksıları bir hayli çok çok küçük. Kendi güvendiğiniz, hazırladığınız daha güzel toprağınıza dikmeniz daha verimli, daha iyi olacaktır aldığınız çiçekler için. O yüzden ben mutlaka saksı değişimi yapıyorum. Hatta bekletmeden hemen yapıyorum. Dün almıştım bunları. Bugün saksılarını değiştireceğim inşallah. Bir de çoktandır istediğim kedi tırnağı çiçeğinden aldım. İpek çiçeği de deniyor arkadaşlar. Bu şekilde her rengi var. 15'li olarak verebiliyorlarmış. Ben de artık bu şekilde aldım. Bir hayli çok. O yüzden yine eğer isteyen arkadaşlar olursa fazla olan çeşitli renklerinden satışa koyacağım. Başka siparişleriniz olduğunda eğer isterseniz bundan da uygun fiyata ekleme yaparız arkadaşlar. Bunun da içerisinde kırmızı var. Pembe. Yine çok güzel pembesi. Şekilde çok güzel bir turuncu rengi var. Sarı var. Beyaz vardı. Beyaz tamamen bile solmuş arkadaşlar. Üstleri de tüm tomurcuk açacak diğerleri de inşallah. Tomurcukları bir hayli fazla. İpek çiçeği de çok çoğalan, çok fazla çoğalan türlerden arkadaşlar. Çok çok çoğalan. Tohumla da çoğaltılıyormuş ama ben deneme yaptım ama olmadı. Yani tohumdan çoğaltamadım. Tohumlar çok cansız çıktılar. Sonrasında da hemen öldü hepsi de. O yüzden tohumla olmadı. Ben de mecburen bu şekilde böyle aldım. Çok seviyorum çünkü balkonda gerçekten harika duruyor. Rengarenk dikildiği zaman da çok da fazla çiçek açıyor arkadaşlar. Hep üstü şu anda tomurcukta. Tek olarak satmıyorlarmış. Bu şekilde en az 15'te satıyor olunca ben de bu şekilde aldım. Bu katmerli türü arkadaşlar. Yani hepsi katmerli olanı. Bir de bunun yalın kat olanı var. Tek kat. Ama katmerli olan tabii daha hoşuma gidiyor. Benim daha çok seviyorum katmerli türünü. Aslında bu yaprakları sukulente de çok fazla benziyor. Gövdesi dalı. Bu hem tohumla çoğalıyor arkadaşlar hem de çelik alarak. Bunun herhangi bir yerinden kopardığınız zaman şu şekilde mesela kopardığınız zaman çok çabuk tutuyor. O yüzden çoğaltımı da bir hayli kolay. Bundan da satışta var arkadaşlar. Çok fazla olduğu için satışa koyuyorum. Yoksa yerim olsa zaten kesinlikle bunu da çok sevdiğim için
satışa koymayacağım ama o kadar fazla sayıda ki 15'li olunca ben her renkten birer tane kendime ayıracağım. Diğer kalanlardan satışa koyacağım inşallah arkadaşlar. Karanfil de yine çok çok çoğalan türlerden. Bunun da yine tomurcukları çok fazla. Karanfil de aynı şekilde arkadaşlar tohumdan da çoğalıyormuş. Ayrıca bu çelik alarak şu yanlarındaki çeliklerinden koparttığınızda çok da çabuk tutuyor gerçekten. Mine çiçeği de aynı şekilde hem tohum ve hem çeliklerinden çoğalıyor. Bu da çok güzel duruyor ama bakar mısınız, üstü tüm çiçekli, kırmızısı çok güzel. Çok tatlı bir rengi var. Bu şekilde arkadaşlar seradan yani aldığım çiçekler bunlar ama tabii ki aklımız kalıyor her gittiğimizde. Birçok çiçek çeşidi var. Çok da güzel çiçekler gelmişti gerçekten. Gloxinia falan da vardı. Kocaman, gayet güzeldi ama artık yani çiçekler yine o kadar çoğaldı ki evde. Yazın sorun değil, balkonlarda falan gayet rahat kalabiliyor ama işte kışın Kayseri'de bir de onları içeriye alması var. Onu düşünerek daha fazla almamaya çalıştım. Bakalım inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın.